Tam 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nın olduğu gün koronavirüs teşhisi aldım. Hemen öncesi günde başlayan ağır halsizlik hali, ateş, üşüme, titreme, terleme bulgularıyla birlikte kolumu kaldıramayacak vaziyette sabahleyin uyandım. Ve hastanede çekilen tomografimde akciğerlerimde tutulum oldu. Kan değerlerimde de hafif yükselme oldu tespit edilerek hastaneye yatışım yapıldı. 10 gün süreyle hastanede yattım. Hastanede 3. 4. günlerim çok kötüydü. Bir hekim olarak değil, orada artık hasta olarak bakıyorsunuz. Ve bir dua ettim. Dedim ki Allah'ım alacaksan çektirmeden al şeklinde. O kadar kötü bir şey ki yani kendinizi kaybediyorsunuz tamamen. Elinizi kolunuzu kaldıramıyorsunuz. Nefes almakta zorlanmaya başlıyorsunuz. Şeklinde olmaya başlıyorsunuz ve her şeyi yaşıyorsunuz, hissederek görüyorsunuz. Ve acılar içerisinde ne olduğunun farkında bile değilsiniz ve süreç sizi nereye götürecek bilmiyorsunuz. Ve ben o gün, 3. günün sonunda bir plazma aldım. O biraz beni rahatlattı. Onunla birlikte toparlanmaya başladım. Ama oradan toparlanmasaydım, eğer plazmaya yanıt vermeseydim ki böyle vakalar da var. Süreç benim için daha kötü seyredecekti. Kendinizi hatırlamıyorsunuz. Yani o süreci tam olarak gerçekten halen daha hatırlamıyorum. Yani yatıyorum, kalkıyorum, kolumu atıyorum, birileri gidiyor, geliyor ve o gün nöbetçi olan hemşire arkadaşım sabahında bana dedi ki hocam ben sizin için hiçbir şey yapamadım. Ağlayacaktım neredeyse dedi. Hakikaten ateşimi düşüremediler yani. Düşmüyor ateş. O kadar kötü bir süreç yaşadım. Yani sonuçta böyle bir virüs gerçeği var ve biz bu virüs gerçeğinin farkına varamıyoruz. Buna üzülüyorum. Yani ben de o ölen meslektaşlarımdan, sağlıkçılardan veya bir yakınınızdan, insanlardan herhangi biri olabilirdim. Şu anda konuşuyorsam aslında bana ikinci bir şans verilmiştir diye düşünüyorum. Ben şanslı gruptayım. Çoksa hiç hastalığım yok. Hiçbir hastalığım yok, hiçbir kötü alışkanlığım yok sigara dahil olmak üzere. Kendisine çok dikkat eden, beslenmesine özen gösteren, hayat şartlarına, yaşam şekline dikkat eden bir insanım. Çünkü böyle sağlıklı bir hayatı sürdürmek istiyorum hayatım boyunca. Yani tedbiri alacağız ki bir şeylerden korunabilirim. Tedbir almıyoruz. Amiyane tabirle saldım çayıra Mevlam kayıra. Kayırmıyor, bir şeyler yapmamız gerekiyor bireysel olarak. O 36 saatin bana verdiği mesaj, Volkan dikkat ediyorsun. Ama biraz daha dikkat et. Dikkat etmene rağmen hasta oldun. Demek ki biraz daha dikkat etmen gerekiyor idi. Tam o dönemde kalkamıyordum zaten. Yani yatakta yattığım anı hatırlıyorum. Kolumu kaldıramıyordum ki işte. Böyle düşüyordu. Yani o kadar düşüyordu. Kaldıramıyordum. Gücüm yoktu. Nefes alamıyorsunuz ki. Yetmiyorsa yani. Yetmiyor. Doyamıyorsunuz nefese. Ve bunun bir süresi zaten solunum yetmezliği ve solunum yetmezliği ile birlikte makineye bağlanıyorsunuz. Kendinizi kötü hissediyor, bambaşka bir şey. Öyle kasım ağrıyor, yok karnım ağrıyor, yok benim ağrıyor. Onlar bambaşka şeyler. Bunun çok çok ötesinde. Ben ateş nedir? Bu hastalıkta öğrendim. Ben nefes almanın kıymeti nedir? Bu hastalıkta öğrendim. Ben kas eklem ağrılarının ne olduğunu bu hastalıkta öğrendim. Ama öğrenmeye gerek yok. Çünkü bazı öğrenenler kaybediyor hayatlarını. Ölmeye gerek yok. Boş yere ölmeyelim. Tedbirimizi elden bırakmayalım.